Herkese merhaba. Aslında'nın yeni bir programıyla karşınızdayız. Satoshi TV'den e, hepinizi selamlıyoruz. Kerem Tübük'le birlikte yine farklı bir program yapacağız. Çünkü bu programın konusunu oluştururken e, Kerem senin bir paylaşımın dikkatimi çekti Twitter'da. Bu... E, BTC Türk ne yapar ne yapmaz hatırlatmakta fayda var deyip eski bir 2022'de atmış olduğum bir tweet'i adres etmişsin. Ee, e, benim de kafamda e, geçen programlardan da esinerek oradan biraz daha devam etmek istedim. Çünkü geçenlerde ben de şimdi isim vermeyeceğim ama. FTX e, battıktan sonra atmıştım onu. Onu da bağlayacağım. Onu, ha, onu bağlarsın. Orijinal Şu, tweet yani. 11. ayın 2022'nin 11. <laughs> ayı. E, onu, onu soracağım ama şunun için e, bu konuyu açmak istiyorum. E, çünkü... E, hem bu kripto endüstrisinde işte ben de ben de çok güvendiğim, değer verdiğim fikirlerine yani insanlar var. Bazen çok yadırgadığım şeyler çıkıyor ortaya. Yani işte Bitcoin'in sınırlılığının aslında o kadar da iyi bir şey olmadı da görece sınırlılığın daha iyi bir şey olabileceğini anlatan çok yadırgadığım, yani bu paranın gelişimi dünya tarihindeki yerini falan kafa yorup da bu sonuca varabilenlere Bunlar şaşırıyorum. Var ya, Neyse insan. ama tabii bu saygı duyuyoruz her fikri ama buradan hareketle aslında düşündüğüm bir konuydu. Ya şu kripto endüstrisini bir daha bir konuşalım Kerem bir daha bir anlatsın diye kendime not almıştım. Arkasından da senin bu tweetini gördüm. Demişsin ki tabii şu iki türlü bunu konuşmam. Bir, bu endüstri içerisinde sizin gibi yani BTC Türk gibi dünyanın dört bir yanındaki merkezi aracılık eden kuruluşlar var. Bu kuruluşların rolü ve iş yapış şekilleri ve endüstrinin dolayısıyla endüstri dışına karşı oluşan algısı. İşte FTX'nin batması bunların bir, bir tanesi ya da burada Türkiye'deki dolandırıcılık vakası. Bunlardan biri. Bunlar ee, regülasyon konuşulduğunda da işte hep böyle klasik... Sizin de zaten devlet falan. etkileri anlattığınız bir hani şöyle olmalı böyle olmalı diye konuştuğunuz yani konularda... Medyada ne zaman şey olursa ilk soruları regülasyon oluyor. Böyle bir alışkanlık var. O işte evet, regulasyon, bir, regulasyon bir güvence günün sonunda, evet. bir standart günün sonunda. E, hukuki bir e, şey, koruyucu e, kalkan. Dolayısıyla çok anlayabiliyorum doğru. Bir de regüle olmak demek zaten e, legalize olmak ve düzenli bir e, çalışma ortamı yaratılmış oluyor. Para akıyor ondan sonra. Dünya da bunu konuşuyor zaten. Ama... Ama ben hani özellikle bir e, kripto endüstrisini e, bu aracı kuruluşların iş yapış şekilleri, yaklaşımları, müşteri ilişkileri, kastedi yöntemleri, e, bu kiralamaları, e, borç vermeleri, e, kaldıraçlı işlemleri gibi ki sen bunların sıralamışsın. Şimdi onu da tek tek soracağım sana. Bir bu boyutu var bir de bitcoin ve diğerleri anlamındaki altcoin, tire, shitcoin olarak değerlendirilen e, onların Ayrıca iş yapış şekilleri, onların e, kuruluşları, society'leri, komüniteleri e, daha doğrusu, e, işte developer'ları, e, onlarla birlikte yaratılan bir para ve ekonomi. E, dolayısıyla vaat ettikleri, bu vaatleri ne kadar yapıp ya da yapmayacakları, blockchain'in buna çağrı olup olmayacağı e, ama milyon, trilyon doların işte yüzde ellisi ise kabaca bitcoin, kalan yüzde ellisi de bu. Dolayısıyla çok büyük yer kaplıyor. Bu, aslında benim... İlk aklımdaki bu ikinci kısımdı çünkü geçenlerde Şükrü'ye de yaptığımız bundan birkaç program evvel o program da işte bitcoin maksimalizmi üzerine yapılmış bir programdı ama oradan da devam ederiz diye düşündüğüm bir şeydi aslında bu. Ama arkasından senin bu tweetini görünce buradan başlamak istedim. Demişsin ki... Bu tweete gelmeden ben bir ön bir giriş toplama yapayım çünkü bu tweet atmamın sebebi de bu programı çekmemizin sebebi de bir sebebi var. Yani programı çekmemin sebebi o tweet'i biraz daha açmak da istiyorum açıkçası konuştuk Onun için sende. Oraya evrildik zaten. Yani. evet. Oraya evrildik çünkü tweet'te maddeler yazdım. İşte BTC Türk şunu yapmaz, bunu yapmaz. Bunların hepsi sebebi var çünkü anlaşılmıyor yani yanlış anlayanlar oluyor falan. Ama en başından ben niye bir kere böyle bir şey yazıyorum? Şimdi birincisi bu sektörün duayeni sayılırız herhalde. 14 senelik Bitcoin tarihinde 10. senemizi kutluyoruz BTC Türk olarak. Çok şey gördük, geçirdik. Bunun öncesi de benim hayat tecrübelerim var. Ben işte 20 yaşında keşfedip bu Bitcoin şirketi kurup genç bir girişimci değilim. Yani ilk hayatta başarım bu değil. ilk para kazanmam bu değil. Başka bir sürü girişimciliğim var başarılı başarılı. Var başka şeylerim var hikayelerim var. Oradan gelen bazı şeyler var. Bir de bu iş tamam bir dijital pazar yeriyiz. İnsanlar bir şey alıp satıyor. Biz komisyon alıyoruz. App var bilmem ne ama biz yemek siparişi verme app'i değiliz. Yani biz kurye app'i de değiliz. Biz işte neyse alışveriş işte her alışveriş epi de değiliz bizim sektörün bazı şeyleri var. Bu sakmin insanların paralarını saklanandığı bir sektör. Ee, bir sürü dolandırıcılığın batmanın paraların yok olduğu geçmişte hem Türkiye'de hem yurt dışında olan bir sektör. Ee, genelde regülasyonu olup da oturmuş böyle regülasyonları olmayan biraz vahşi batı gibi işte iyisiyle de kötüsüyle de işte onun getirdiği özgürlüğün getirdiği iyi şeylerle de. İşte bazı risklerle birlikte farklı bir sektör. Dolayısıyla e, bu sektörde iş yapış tarzımızı, prensiplerimizi işte kendi açımdan doğruları yanlışları söylemem e, farklı yani yararlı olacağını düşünüyorum. Yoksa oturup da kimse kendi işinin yani normalde bu tip şeyleri PR ajansları işte halkla ilişkiler otururlar yazarlar işte bir takım elbisede kravat takarız. bölge çıkarız. Bizim işte şirket şöyle böyle. Yani bizim iş biraz daha farklı bu işlerde. Onları küçümsediğim için söylemiyorum. Her iş kendi içinde zordur. Şeydir, herkes... Herkene yeni bir endüstri olması her şeyden. Evet, yeni bir endüstri kurulmuş. ve ben bunu birkaç kere daha söyledim. Ben bunu kurduğumda buraya geleceğini falan hiç hayal bile etmiyordum. Yani böyle bir beklemediğim bin tane şey oldu. Yani duaya muayen derken çok öngörülü öngörülü o kadar da zeki öngörülü değiliz. Yani her şeyi görecek kadar. ya yani Bitcoin kıymetini anlamak demek yetmiyor. Yani Bitcoin kıymetli. Evet, orada haklı çıktım. Daha da haklı çıkacağımı düşünüyorum gelecekte. Ama sektör öyle bir yere evrildi ki sadece Türkiye'de betişlik -Türk anlamında değil. İster global, monetize oldu ve büyüdü, kurumsallaştı. Ve işte bu kadar coinler çıktı. Hatta senin dinlenmede. ilk söylediğin şey şuydu. Ben ilk böyle bir şey de kurayım, böyle bir şey aracı derken inandığım bir felsefenin bir parçası bir sosyal sorumluluk gibi Tabii tabii. o da var. <laughs> Yani o açıdan da biz biraz böyle farklı bir konumdayız belki. Evet. Ya yani ben bunları söylemekten de çekinmiyorum. Bunlar bazen okalalık gibi gelebilir bazı insanlar ama inanmaya da bilirler, samimi bulmayabilirler olabilir. Önemli değil. Ben inandığım şeyleri söylüyorum ve bizim ve gerçekten farkımız çünkü insan bazen sinirleniyor. Yani farklı şeyler yapıp farklı duruşlar yapıp bedel ödeyip kısa vadede. Ya ben bu bedeli de yani şehit olmak için bu uğurda ödemiyorum yani. Daha akıllıca olduğunu düşündüğüm için yapıyorum bu arada. Yani yanlış anlamayın ama anlatacağım. Bir sürü biz bu sektörde 10 senede bir sürü parayı biz masada bıraktık şirket olarak. Almadık. Yani zarar vereceğini düşündüğümüz için, risk yaratacağını düşündüğümüz için, ileride başımız bela gireceği için ve bunların hepsi yapmaz 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 olumsuz yani şimdi gider üzerine biz ne, yap, ne yapmadığımızı yazdım burada daha çok. Bunları yapabilirdik hepsini. Yapsaydık ne olurdu işte onların hepsini açmak istiyorum. Evet. Ve başkaları yapıyor bu arada. Ve ben rakipleri de kötülemek hiç asla. Ben e, şey adamımdır. E, nasıl diyeyim? Sportman bir insanımdır. hiç böyle kötü ve tam e, rekabete inanmayacak. Şey. Yani bir serbest piyasada bir şikayet olmadan beni yeniyorsa elini sıkarım. Derim ki kardeşim sen daha iyisin sen yap. Yani yok bu ya da her türlü her yol mübahtır bir şey falan diye düşünmem. Çünkü... Ee, bu tabii benim kişisel geçmişimle ve şeyim onu da konuşuruz. Ee, hem çok açgözlü bir adam değilim hem de var zaten. Yani ben bu ekstra 3-5 kuru ya, para kazanacağım diye kendi adımı, onurumu, şey kimseye lafta söyletmem, ayakta atmam ama niye yapayım ya? Yani? Gerizekalı mıyım ben? Bir şey ihtiyacım da yok yani böyle aç bir yer. Ha çok genç İlk bir şeyim olsaydı bu. Çok genç olsaydım. Kaybedecek, farklı. kaybedecek çok şeyim ha. var. Onu diyorsun. Yani o var ve e, o daha farklı olabilirdi biz çünkü işte geçen de konuşuyorduk. Özgürle ara ara konuşuyoruz. Biz bunları niye yapmadık? Başkası olsa, başkaları nasıl yapıyor? Biz niye böyle durduk? Biz şey miyiz? Falan diye bu tartıyoruz. Sebepleri var tabii şimdi konuşuruz belki. Evet. Şimdi e, o, yani bunu yapmamın, bu Twitter atmamın, bunu a, anlatmanın altında yatan sebepler bu. Bugünkü programda da biraz altını açayım diyorum çünkü yani yazmışım bunları yapmalıyız, bunları e yapmadık, şimdi yapmadık, bunları yazdıklarını, yapmadık. Yazdıklarını sınıflandırmak gerekirse bazı şeyler var ki namuslu, etik yaklaşımıyla işini doğru düzgün yapan herkesin katılacağı şeyler evet. olduğu gibi oraya girmediği halde tercih ederek de bu benim yaptığım işe zarar verir bana değil de yaptığım işe zarar verir ve inandığım felsefeye ve dolayısıyla benim şirketimi konumladığım duruşa zarar verir dediği şeyler var. Evet. Aslında biraz da bu sınıflandırmayı ayırmak lazım. Yoksa hani müşterinin parasını müşteri ilk mesela şunu yazmışsın. Demişsin ki BTC Türk Türkiye'nin ilk dünyanın da hala faaliyette olan en eski 4. Bitcoin borsası neredeyse 10 senedir demişsin yapmadıklarına yazmışlar. Evet. İlk yapmadığı şey müşterine karşı alım satım yapmaz. Evet. Buradan başlayalım. Bak bu çok güzel bir giriş. Zaten onunla başlamışım. Yani evet, çok akıllıca bir tweet. Biz zaten. Teoride e, biz bir pazar yeriyiz. Ee, Onun oyuncusu değilsiniz. Şimdi Normalde değiliz. İnsanlar aralarında e, alım satım yapıyorlar. Biz komisyon alıyoruz. Ama kendimiz de trade edebiliriz ve teoride bunun ahlaksızca suç falan olması şart değil. Tamam mı? Herkes de aynı şartlar altında, yani belirlenmiş şartlar altında, fark ayrıcalık yani manipülasyon sahip, yapar hı. duruma gelmeden. Ayrıcalık tam manipülasyon diye çok geniş o. Trade konusunda emir girme ve emirlerin execution konusunda kendimize ayrıcalık sağlamadığımız sürece, ben şirketin içinde teknik, bir teknik anlamda e, bir trading desk, bir alım satım şey kurup bir grup bir trader bir müşteri gibi. E, teknik analiz tamamen müşteriden farksız, aynı şartlarda bir trading desk kurup işte oradan da para kazanabilirim veya kazanmaya çalışabilirim. Bunun riski var tabii yani. Onu yapıyorsun diye illa para kazanacaksın diye bir şey zarar yok. Ediyorsun. Çünkü bu spekülasyon. Zarar edebilirsin. Şimdi bunu, bu önemli bir şey. Şimdi buradan FTX'e bağlayacağım sonra. Şimdi bunu... Ya da halihazırda faaliyette olan dünyada çok büyük borsalar tabii, var. Tabii. Bunu yapan. Ha, bunu yapan aynı zamanda... Ve müşterisine zarar veren. Tabii. Ha, bunu yapan başka aracı finansal kurumlarda olabilir bazen. Yani çok yok. Çünkü genelde ayrıdır. Borsalarla aracı kurumlar. Hı hı. Biz hem borsayız hem aracı kurumuz. Birlikte diğerleri gibi. Evet. E, yabancı işte FTX'li, ZART'lı, ZURT'lu evet. neyse. O yüzden e, ama burada şöyle bir problem var. Moral hazard dediğimiz ahlaki tehlike var. Şimdi bu işe girdiğin zaman tamam sen ne kadar hiç kimse bu işe ben bir hırsızlık yapayım diye bu işlere girmiyor. Bütün sonunda işte dolandırıcılığa çıkan insanlar bile şu anda hapiste olan insanlar da bu işe ben dolandırıcıyım. Çok iyi Yakalan dolandırıyorum. Yakalanmam inşallah diye girmiyor. Ha, girmiyor. Öyle yani. Moral hazard dediğimiz işte bir yola e, tercih edilmemesi gereken bir yola giriyorlar. Çeşitli şartlar, işte farklı şartlar onları buraya itiyor ve o anda yanlış kararlar veriyorlar. Ve yani her yer verdikleri yanlış karar bir yan, bir sonraki yanlış kararı getiriyor. FTX'e de bu böyle oldu. Çok da basit. E, Alameda mıdır, nedir diye bu çocuğun işte şişman çocuk var ya şu anda hmm. içeride FTX'in evet. kurucusu. E, bu önce zaten bir e, algoritmik ile başlıyor. Algoritmik trading de değil bu şey arbitraj. Ülke arası arbitrajla başlıyor. Bu çocuk connected. Annesi babası e, işte çok çevresi çok iyi. E, Ülke arasında arbitraj fiyat farkı oluştuğu zaman eğer bankalarla, bankacılıkla aran iyiyse, uluslararası para transferi yapabiliyorsan Swift büyük para kazanıyorsun. Bu ayrıcalıktır. Bu şöyle bir ayrıcalık değil. Kanunen senin ayrıcalığın var falan gibi bir ayrıcalık değil. Tamamen connection senin sana Senin işlemlerini dön, network, çabuk yapmaları evet. e, parayı oradan... Başkaları orada... yapmıyor bile. Çabuk bırak. Yani bugün Türkiye'de bu geçerlidir. Türkiye'de bizim müşterimiz, başkasının müşterisi, neyse büyük uluslararası arbitraj yapan her kişi veya kurum bankalarla çok iyi ilişkileri vardır. Herhangi bir insana bankalar öyle ben 100 bin dolar Kore'ye yolluyorum dedim de pat diye yollamaz. Sen niye kimsin falan diye sonra Bankalar böyledir. Bunu bilin yani. Yapmaya çalışırsanız da görürsünüz. Şimdi bu çocuk bir ara galiba o hangi balonda 2017 şeydi galiba böyle. Tam şeyin şiştiği zamanlar. 20 bin ise. dolardan 2018'deki düşüş. Ha. Bu zaman, bu dönemlerde e, giriyor. E, ve Japonya ve Kore galiba orada çok büyük fiyat farkları oluşuyor. E, Amerika ile. Bu iki taraftan arbitraj yaparak biri, e, Bir a, ucuzdan olarak, alıp satın. pahalı yere Hı. satıyor. Oradaki parayı alıyor, buraya getiriyor, buradan yine alıyor. Yani bunu banka ayağı mısın bunu yapamazsın zaten. Banka ayağını kuruyor. Annesi, babası connection, network. Bankayla i̇şte şey, paylaşıyor ki. kağıdı. Zaten o sayede o kadar neyse o önemli değil yasal süreçte. Evet. Bu sayede bu ad, bu çocuk para kazanmaya başlıyor. Tamam mı? Ama borsalarla çalışıyor. Yani o anda var olan borsalar, eski borsalarla çalışmak zorunda bunu yapabilmek için. Oradan alıyor, oradan satıyor falan filan. Sonra şey yapıyor. Kendisi diyor ki lan diyor bu kadar para kazanıyorum. Ben bu işi çok iyi biliyorum. Ben yapayım kendi yani, borsamı. Ben kendi borsamı kurayım diyorum. Onlara ne para kaptıracağım komisyon, momisyon. Oradan da para kazanır ve başka müşteriler de gelir. Buradan da kazanır. Çok kolay bir iş zannettiği için bu işleri. Borsa kurması da dolandırıcı amacıyla falan değil. Böyle başlıyor. Sonra kendi borsasında kendi trade etmeye başlıyor. Önce büyük ihtimalle eşit şartlarla adil başlıyor. Ondan sonra yavaş yavaş karşı taraf gelmeye başlıyor. Bunda trade eden başka insanlar kurumlar veya işte algoritmik botlarla trade edenler falan filan. Sonra bu adamların artık daha iyi midir nedir bilmiyorum o sebeple. Para kaybetmeye başlıyor sürekli. Kendi trade'inden. Ve borsadan kazandığı para da gerçek bir borsa olmadığı için en büyük müşterisi kendisi olduğu için borsanın. Yani organik bizim çok organik mesela BTC Türk'te. Ama böyle organik borsalar var. Bireylerin sadece yaptığı oradan para kazanan. Ama 3-5 tane büyük adam kapışırken sen aradan komisyon alıyorsun. O çok organik değil. Yani sonuçta onlar hele gidemiyor. De, hele değil. bir de botlar var. Ha. Şimdi bu para kaybetmeye başlıyor. Para kaybettikçe bir adım bir adım. Bir adım bir adım. Önce müş e kendi e trade'inde avantajlar getiriyor. Özellikle yazılımla. İşte kendisi likide olmuyor. Margin call yapıyor. Kaldıraş işlem. Başkaları ters yanlış karar verince paraları gidiyor. Bunun gitmiyor falan gibi böyle. Ondan sonra bu da yetmiyor. Milletin parasıyla trade etmeye başlıyor. Para kaybediyor falan. O boş kendi hesap boşaldığı için falan buralara kadar geliyor. Şimdi anlatmak istediğim şey şu. Eğer bir borsa sahibi ana işinden yani platform sağlayarak insanlar trade edip alışveriş yapıp komisyon işinden bu işlere girdiği zaman böyle bir risk kapısı açıyor. Çünkü bu garanti bir para değil. O dipsiz bir kuyu. Dipsiz bir kuyu. Ve bu iş e, bu biraz da tecrübe işi. Biraz da işte aç gözlü olmama işi. Daha önce bahsettiğimiz gibi bu tip riskleri öngörebilme işi ve şey diyebilme işi. Ya kardeşim tamam burada da kar etme fırsatı var. Fırsat ama bu. Ama bunun riskleri var. Hem para kaybetme, para kaybedince de yoldan sapma, sapıtma. Kendine ne kadar güvenirsen güven. Sen olmasın başka biri yapar, bir şey olur. Kontrol edemezsin şirketini falan filan. Bir sürü risk çıkabilir. Halbuki basit, fokus tuttuğun zaman biz böyle düşündük en azından. Yani ben kendi düşünce tarzımı anlatıyorum. Ve her trade yapan kendi borsasında illa üç kağıt çıldır da demiyorum. Tekrar söyleyeyim. Ama bu yolu açtığı için, tehlikeli olduğu için biz bu işe girmedik. Bize yetti. Çünkü en baştan beri bir daha tekrarlayayım ben bu kaç yerde söylemiştim. Ben bu şirketi para kazanmak için kurmamıştım zaten yani. Kazanıyoruz tabii ki hiçbir şirket bu. Para kazanmaya çalışıyoruz maksimum ama daha önemli önceliklerim var. O öncelikle birazcık işte bitcoin'in yaygınlaşması en azından available olması. Yani isteyen istediği anda alabilsin. Yani evet. öbürünü uyandığında çünkü herkes de ampul aynı anda yanmıyor. Bugün yanan bugün alsın. 3 ay sonra yanan 3 şey ay sonra hazır alabilsin. Olsun yani. ha, Her elinin şey altında olsun. olsun. Evet. Birincisi buydu. İkinci. İkincisi sakladığı müşteri varlıklarına dokunmaz. Yani bu zaten... Bu zaten e, iyi birinciyle ilişkili. Birinciyle ilişkili. Bu da e, basiretli tüccarın yapması. Yani saklama hizmeti veren herkesin normalde yapması gereken bir şey. Ama finansta, endüstri standartı falan değil. Bankalar özellikle bu fractional e, reserve yani dediğimiz... Işte kısmi rezerv bankacılığında zaten yani e, öyle bir şey yapması biz, istenmiyor. E, biz bankacılığı... Yani nasıl anlatayım? Tam rezerv bankacılığı yapılıyor burada. E. Yani sizin e, bütün varlıklarınız burada tutuluyor, Şimdi, Onun için de bir kastedi ücreti alıyor. Yani bank, bankalardan daha Yani Bugün banka derken bir iki bankadan yani bahsediyorum. Sistem, tüm bankacılık sistemi. Tüm yani dünyadaki banka, bütün bankalar evet. zaten şu, merkez bankalarının olmasının, bu sistemin olmasının sebebi en bir ayağı bu. Çok bir ayağı da bu devlet. Tabii, çok konuştuk. Tabii. İki çıkar grubu var büyük. Biri bankalar, biri devlet. Devletin çıkarı işte ucuz faizli kredi bulabilmek ve tabii enflasyon vergisiyle bir şekilde kendi bastığı için ekstra fiziksel olarak yani, kapatmak finanse etmek Bankalarda işte fraction reserve ile gelirlerini arttırıyor havadan. Yani havadan yani, para yaratıyor. Yani sonuçta hem devlet hem bankalar ayrı ayrı para yaratıyor. Tabii. Şimdi ben de yapamaz mıyım aynısını? Hiç yani gidip de şey yapmadan şunu parasını şunu bilebilirsin. sen. Çalıp da barda, pavyonda yemekten bahsetmiyorum. E, hayır hayır, iş yapmaktan bahsediyorum. Tabii Şunda, yani e, şu, nasılsa dokunmuyorlar Şunu bu siz paraya... de biliyorsunuz. Şunu siz de biliyorsunuz bankaların bildiği ve uyguladığı gibi BTC Türk'teki müşteri tüm varlıklarını dönüp de hiçbir zaman aynı anda istemeyecek. Tabii. Yüzde 10'unu bile istemeyecekler. Evet. Zaten geçmiş istatistiklere bakarsanız kendiniz bunu görürsünüz. Bak, ben Kim sana bir istemiş. örnek vereyim. Ama bunu bilmenize rağmen bir evet. bank run olduğunda biz verebilelim şeklinde. Daha ayı. net bir örnek vereceğim. Şimdi bizimki de, bizi de yapabiliriz aynı şeyi ama Tether. Teter'e örnek vereyim. Şimdi Tether'de Yıllardır e, spekülasyon olur. Tether biliyorsun, dolarla birebir e, arkası hard, dolar olan e, evet. hard e, şey çıpalı, e, sert çıpalı birebir dolara bağlı olduğu iddia edilen, dolayısıyla arkasında birebir dolar olduğu iddia varsayılan, edilen, varsayılan, varsayılan ve iddia edilen bir firma tarafından çıkarılan bir dijital varlık. Bir teter bir Amerikan doları Her ve zaman bunun eş doyuydu. Bir... Evet, bunun böyle eşit olması için işte fraction e, yıllardır bu speküle edilir. Bu tam rezervi var mı? İşte atıyorum bilmem kaç milyar dolar Teter var. O kadar, e, o kadar dolar, dolar var mı bu Teter şirketinde? İşte bu en büyük şey. Yüzde sekseni var. Doksanı var. Yüzde ellisi var. İşte yüzde yüz yok diye spekülo edilirler. Yani bunun düşmanları da var. Bir tabii. de bir de işin şu boyutu var. Tabii ki o dolar dolar olarak durmuyor. Tahvillerde vesaire orada değer kaybedebiliyor. Tabii Hemen tabii. nakde dönemeyebiliyor. O da dolayısıyla o, birebir çıkayı etkili şeyler. Diyelim ki hepsi dolar olarak önemli değil. Şimdi bak ilginç bir şey söyleyeceğim. Teter çok hırpalanan bir şirket bu konuda. Tamam mı? Size nasıl güvenelim? İşte audit yapın. Auditi kabul etmiyoruz. Aslında sizde bu kadar dolar yok falan filan. Teter bir banka olsaydı şu andakinin 10 katını Teter basabilirdi yasal olarak. Bu rezervle. 10 katı banka olsaydı. Çünkü banka demek bu demektir. Kıyasal kalpazanlık hakkı. Adamlar banka olmadığı için birebir rezerv tutmak zorundalar. Aslında tam rezerv bankacılığı tam yapıyor. Tam rezerv olsun. bankacılığı yapıyor. Yani altın banknot hani karşılıklıyodur ki bu da aynı altınla banknot basmak hmm. yerine Dolarla teter yapıyor, aynı şeyi yapıyor. Bu yani bunlar hep tabii bizim eski programlarda da konuştuğumuz konular, herkesin de bildiği ama hani bilmeyenler için söyleyelim, e, basabilir de 10 katını diye afaki ve spekülatif bir şey söylemiyor. Hayır, kanuni kes, bir şey söylüyor. Değil, siz, bankaya, siz bankaya 100 lira, 100 lira ve bu parayı basıp da harcayacaklar demiyorum, kredi verirlerdi. Siz para kazı, yani on katı para kazanırlardı. Tabii, tabii. Şimdi kazanıyorlar yani, devlet tahvili alıyorlar, borç veriyorlar, bir gelirleri var, tuttukları parayı böyle dolar olarak tutmuyorlar. E sağlam, en sağlam düşündükleri varlığa yatırıyorlar. Tabii da riski var. Ama karı da var. Ve o ettikleri karla o riski kabul edebileceklerini düşünüyorlar. Bu da bir biznestir. Batabilir de o ayrı bir şey. Ondan bahsetmiyorum. Bu adamlar banka olsalardı Amerika'da teter. Bankacılık kanunuyla bunu yapsalardı. Bilançolarını bankacılık kanunuyla tutsalardı. Bugün 10 katı teter basıp 10 katı borç verirlerdi ve 10 katı para kazanırlardı. Biz de benzeri bizim ana bu değil. Yani Teter'in ana işi bu olduğu için örnek daha kolay verdi. Bu biz de yapabiliriz yani. Bizde duran müşteri varlıkları var. Ve ben biliyorum ki aynı anda müşteriler çekmeyecek. Ya ben, ben çekin de... diyorum yine çekmiyorlar öyle söyleyeyim yani. Evet, evet. Çekmiyorlar. Çünkü bir sebepleri var, yetiliksiz var, orada tutmanın kolaylığı var. İşte yani bana Şu daha yani çok yani bir parça. Yani bir kısmını çekip bir kısmını tutan var. Evet. Dönüyor fiyat paraya devamlı ediyor falan diye uğraşmıyor. Ama işte sonuçta ben de ne yapabilirim? Müşteri varlıklarını alırım kardeşim. Bir kısmını en azından. Borç veririm karşı taraf riski alarak gelir elde ederim. Trade hatta, hatta çok küçük bir kısım yapıp kendi riski de etmeyebilirsin evet, aslında. Yani, Ama hiç girmemek bu işe, ya, o yolu açmamak, o kapıyı kesinlikle açmamak. Kesinlikle. Çünkü biz işlerimizi çok net belirledik kendi şeylerimizi. Bizim işimiz budur kardeşim. Saklamadan para kazanmıyoruz. Biz bu saklama bizim için mecburen verdiğimiz bir hizmet. Çünkü insanlar biz trading'den para kazanıyoruz. Hatta bankadan para transferinde de. Evet. Trade edecek komisyondan para kazanıyoruz ve komisyon bunun olabilmesi için kolaylaştırıyor. Bizim bunu saklamamız müşterilerin parasını ve bu bunun bir yan mecburen yaptığımız hmm. bir iş. Çok severek yaptığımız bir iş değil. Para işleri... kazanacağımız işi yapan hizmet bunlar. Hı. Bu ek bir mecbur olduğumuz bir iş. O yüzden de normal yani bu işin doğası gereği ve bir de şöyle bir şey var. Bu işin sonunda bu ara ara bahsediyorum. Bu güven güven bize güvenin en nefrettim şeydir. O yüzden bizde hiç böyle genellikle en güvenilir borsa en yani en çok diyebilecek adam biziz herhalde yani 10 senedir buradayız bu bir şey olmamış geçmiş eğer referanssa çıkıp da bize en güvenilir işte bilmem ne diyen Değil diyebilecek bir numaralı kurumuz. Ben de dedirtmiyorum çünkü bir sevmiyorum yani bana güvenin bana güvenin bu icraatla olacak bir şey insanlar güvenirse güvenir güvenmez ben böyle sevmem yani. Farkına varıyorsan varırsın. Ben sana güvenim, bana güvenin, bana güvenin demek bana biraz irite edici geliyor. Ve biri bana dediğinde de şai rahatsız olurum yani. Olur. Böyle ilkilirim ve şüphe duymaya başlarım. Yani durup dururken bana güven demesen güvenebilirim. Ama bana güven dediği zaman biri, bir kurum falan böyle bir irite olurum. Böyle bir şeyim vardır zaten. İkincisi, bizim işin doğası gereği Yani kendi saklama imkanım var ya. Bize duyacağın güven minimize edilmiş diğer işlere göre. Yani tamam... Belli bir oranda güven duymak zorundasın. Bana para yolluyorsun, ya yani kripto yolluyorsun, bir şey oluyor ama sonra çekme. istediğin zaman çekme şeyim var. E bana, ben senin alıp paranı da bana güven, işte banker bilmem ne gibi paranı alıp da işletip de sana faiz maiz de evet, bir şey işte. vermiyorum, öyle bir şeyim de yok. Bana neye güveneceksin yani? Güvenme. Gü hatta güvenme, kendine güven. Ben bunu söylüyorum, söylüyorum. Bir de hayır bir de şu var yani atıyorum bankadaki paranı alıp bir yere götürüp koyamayabilir herkes, tabii, herkesin tabii. kasası yoktur evinde bilmem ne ama bu soğuk cüzdanı olan, herkesin kendi dijital cüzdanı Abi, olabilen bir şey olduğu için yani, yani bu teknoloji zaten senin başkasına güvenmemeni işte sağlayan özelliklere ama işte sahip. Bazen üzülüyorum anlamaya da çalışıyorum. Tabi herkesin şeyi var falan ama yani sonuçta bir yere gidecekse bu kendi saklama şeyi. Evet. Üçüncü... Dolayısıyla dolayısıyla bir kere müşterilere karşı alım satım yapmaması sakladığı müşteri varlıklarına asla dokunmayıp sadece müşterinin alım satımından kazandığı komisyonla bütün bu hizmetleri döndürmesinden sonraki konu Bence çok önemli bir konu. Ya bu ikisinden daha önemli değil ama Aynen. çok önemli. Kaldıraçlı işlem yaptırmak. Şey kaldıraçlı işlem. Çünkü bu mesela çok yapılabilecek bir şey. Yapılabilecek bir şey. Ben ki zamanda yaptım. FX piyasasında bu olur genelde. Şimdi vadeli işlemler biyopta falan da oluyor da eskiden hatta teletex falan vardı hatırlarsın sen. Tabii, o zaman tabii, internet tabii, internet, tabii, internet yok. Tabii, tabii. E, dolar, mark var. E, mark diye Alman markı. Euro da yok. E, işte çok orada olurdu. Çünkü onlar az oynadığı için kaldıraça para kazanmak için kaldıraç yapman gerekiyor. Yani çok arada bir yani %105 10, küçük 10 için. oynamıyor gün içinde. Ee, ufak ufak oynuyor ama oynuyor. Yani orada da millet bir bir piyasa oluşmuş ki bu dünyanın şu anda en aptalca piyasası seyfettin de bahsediyor kitabında. Hiç olmaması gereken bir şey. Yani para dediğim bir tane olur. Herkes al para karşı, al şu işi işte. bin tane para var. Saçma sapan. Aslında hepsinin arkasında dolar var ama çok hafif oynaklık var aralarında. Bir de millet bin milyarlarca trilyonlarca dolar para dönüyor burada. Bir de kumar oynuyor falan böyle. Evet. Birileri para kazanıyor. Evet. Acayip Aynen bir öyle. piyasa. Aynen öyle. Şimdi ama e, fiilen de gerekiyor. Çünkü ithalat, ihracat, cari açık, dış ticaret dengesi falan gerçekten de oynuyor şeyler. Bazı reel sebeplerden oynuyor kurlar. Ülke arası ilişkiler. Ülke arası. Yani. O kurlar oynayınca da aslında ihracatçı hece diyor, ithalatçı hece diyor onları pozisyon. Ama bir yandan da buna oynayan adamlar, speküle eden bir sürü adam var. Ve buradan biraz tecrübem var tabii bu kaldıraç işine. Ee, çok para kaybet, kazanmıştım, kaybetmişliğim var. Ee, ve bu işe de ilk girdiğimde bu zaten şöyle düşündüm. Dedim ki e, bu zaten volatil bir şey. Yani çok az volatilite de kaldıraç neyse birazcık bir belli orana kadar sen kaldıraç yapar. %1 maksimum oynayan bir şey için 10 kaldıraç yapsan işte 10 ee, şey olur falan birazcık kaldırır ama zaten günde %10 %20 oynayan bir şey için bir de kaldıraç yaparsan bir kere full kumara dönüyorsun. Şimdi ve ilk başta söylemiştim. Benim amacım başta böyle maksimum para kazanayım, kumar oynatayım işte milletin kafasını koparayım. Çünkü burada likide likide olma olayı var kaldıraçta. hepsini, hepsini evet. kaybediyorsun. Bir anda paran sıfırlanabiliyor. Tekrar yükselse bile elin boş kalıyorsun. Tamam düştü diyelim. Pozisyon açtın. Long pozisyon açtın. Ki zaten düştü kaldı, likide oldu. Tekrar kaldıraşlı çıktı bu baktılar. Bir de özellikle bu piyasada kaldıraçlı işlemlerde her şey o kadar ortada ki e, nerelerde stop loss'lar olduğunu gördüğü için sizi likide ettikten ha, sonra zaten geleceğim. geri yani Onda da ahlaki adam... tehlike var. Evet. Şimdi sen platformsan ve adam likide olunca para kazanıyorsan sana karşı kaldıraçlı pozisyon açıyorsa adam ki genelde böyle oluyor. Evet. Şimdi orada da bir hacim atıyor. Adamı şimdi. sen görüyorsun pozisyonları basit bir yazılımla bir iğne attırıp da onları likide edip tekrar aynı pozisyona gelse ya bu, kendi işte bunu yapanlar sormak, var. Kendi, kendi müşterisini mi? soyuyor yani. Tabii. Şimdi bak burada söylüyorum bana ra, ra, rakip kötülüyor falan diyebilirler. Yurt dışında kaldıraçlı işlem yapan borsalar bunu yapıyorlar kardeşim. Siz şimdi düşük e, şeyle işte size incik boncuk da atıyorlar. Düşük komisyonla sizi bilmem ne yapıyorlar falan diye çok kendinizi akıllı zannedip gidip orada çok gelişmiş borsalara gidiyorsunuz ya kaldıraçlı işlem yapmaya. Ondan sonra hani sıfırlanıp da geri dönüyorsunuz ya. İşte bunun sebebi bu. Bir şey çünkü böyle bedava hayatta bir şey yok. Bir şey gerçek olamayacak kadar iyiyse gerçek değildir genelde ve ya olmasa bile bunun ya yani %100 emin olmasam bile bu bu büyük bir risk. Bunu yani kafası çalışan adam böyle bir şey girmez. Yani Öyle bir e, sığ piyasa sadece Bitcoin'de belki olmayabilir, bu Bitcoin çok derinliği olan bir şey ama bir sürü coin'de çok sık sığ piyasa. Bunları manipüle etmek çok ve böyle kaldıraçlı pozisyon arttırmış adamları... Elinde teknoloji ve kendisi piyasada... E, ya, evet bak. ve sen çok namusun, yapmasan bile yine böyle bir sistemi getirme Bir ahlaki tehlike senin için yine bir böyle yine masanın üzeri para doluyor. Ulan şimdi almamak için kendini tutmak zorunda kalıyorsun, öyle bir garip duruma düşüyorsun. Bir de tabii şey var. Bunu daha önce de söyledim. Regülasyon ve işte yasallığı konusu bu işin. Ben bunu yapsaydım biz bu şeyin lideriyiz. Tamam mı? Bu Türkiye'de yapılmıyorsa yerli içeride kimse denemediyse bunun sebebi biziz. Yol açmadık. Biz. Yol açmadık. Ben yapsaydım zaten beni takip edenler olurdu tak diye kafamızda keserlerdi. O da ayrı yani. Şu an kadar çoktan yasaklanmıştı. Ya yani o da var. O kadar insan yanacak tabii insan ki. Yanacaktık. Tabii ki. Yani sonuçta ben bu sektörü korumakla yükümlü hissediyorum kendimi. Bir ilk olmanın geldiği şey bir de Bitcoin'e olan özel şeyimden dolayı. Yani çıkış sebebim de bu ya. Evet yani bunu kaldıraç işi yani kişisel olarak da kimseye tavsiye etmem hele bu işlerde. Bitcoin'de Bitcoin Asla. artı ne ben Bitcoin'de işte ne diğer işlerde. Yani hisse senedi tarafında da tavsiye ederim. Evet ediyorum. hisse senedi de de. Yani yapacaksan da hisse senedinde belki çarpı 2 olabilir. 3'ü maksimum yani. %35 düşsün sıfır. Ee, ben o konuda ben, ben o konuda şeyin e, Warren Buffett'ın sözünü çok değerli buluyorum. E, sonuçta evet bugünkü teknolojiyi anlamıyor. Bu dünyanın insanı artık değil eski bir adam ama sonuçta yatırımı çok iyi bilen dünyanın e, duayen yatırımcısı. Ee, çok da doğru ve güzel sözleri ve bugün de adapte sözleri de var. Ben bu bence da bir de kaldıraçla ilgili diyor ki kaldıraç işlem çok eee advanced bir işlem e, şeklidir diyor. Eee işlemleri diyor çok zeki değilseniz, çok tecrübeli ve çok başarılı, çok akıllı değilseniz diyor yapmayın. E, çünkü diyor yapamazsınız yani işte, ve batarsınız. Eğer yani çok zeki ve akıllıysanız da yapma ihtiyacınız zaten olmaz. Şimdi yani, kaldıraçta işte yapmayın demeye genel getiriyor. Genel kaldıraç içinde şöyle bir şey oldu zamanla. Şimdi kaldıraç demek kredili işlem aslında. Evet. Tamam mı? Parandan çok daha fazla alıp e, kar evet. marjını daha fazla yapmak. Bunu sen şöyle de yapabilirsin. 1 milyon doların vardır. Bir yerden 1 milyon dolar borç bulursun çeşitli şartlarla şu kadar faiz, şu kadar vade bilmem ne. 2 katı paranın iki katı pozisyon açarsın. Bir nevi bu da leverage kaldıraçlı işlemdir. E, tabii. Yani sonuçta Ama, %50 kaybettiğinde tamamını evet. kaybediyorsun. Hadi %50 kazandı, %100 yüz Evet. Ama burada şöyle bir şey var. Şimdi bu kolaylaşsın diye bu işlemi aracılık edenler kendileri pozisyon alıp böyle otomatik şey yaptın mı likidasyon olayı diye bir şey geliyor. Likidasyon olayı gelince bu sefer karşı tarafla sen toplamı sıfır yani ya sen kazanacaksın ya o kazanacaksın durumuna geliyor. Öyle olduğunuz zaman da karşı taraf manipüle ederse eder. O senden her zaman güçlüdür. Aracı kurumda olsa borsada olsa. Ve böylece bu yozlaşmaya giden bir şey, şey gibi kalsa ben senden borç aldım gittim seninle alakasız bir yerde pozisyon açtım değil yani. O senin piyasa riskinle alakalı evet. olurdu sadece. Yani bu tamamen e, bu işin içinde bir e, oyuna bir şeye dönüşüyor, Pon, ponze demeyelim bir böyle bir e, garip bir e, şeye yani dönüşüyor. Bir, bir boxingine box evet. yani box dönüyor. Yani sen biriyle boks yapıyor oluyorsun e, borç verenle alan arasında. Evet. Bir de şu var özellikle bu coin piyasasında yani coin endüstrisinde Bitcoin yine en sağlamı bu anlamda ama derinliği göreceli olarak ama özellikle bu altcoin taraflarında size bu kaldıraçlı işlemleri yaptıranlar, borsalar, o zemini hazırlayanlar ve sizin pozisyonlarınızı çok açık bir şekilde görüp ona göre daha ellerinde sınırsız para size göre ve sınırsız koyun var. Dolayısıyla sizi likide etmeleri o kadar kolay ki yani ve Sistem ediyoruz. ellerinde adamların. Zaten o, o sen dedin ya işte iğne bırakıyor falan filan ya yani bu teknik analizdeki hani o o çubukların oralara kadar gelip birden yukarı çıkması hepsi otomatik bir şekilde gerçekleşen kıyımlar. Ya o yüzden kesinlikle hiçbir şekilde yapmayın. Paranız kadar oynayın. Alabileceğiniz riski, bir o kadar da uzatın. her bir minik cümenin altında neler evet yatıyor görüyorsunuz değil mi? Peki diğer bir Daha konu, şey. diğer bir konu burada yazmışsın. Bu da bu da çok önemli tabii. Hepsi önemli ama para karşılığı coin listeleme mi konusu? Yani işini çok ahlaklı yapma bu borsaların. Çünkü o coin'leri listelerken neler aldıklarını ve ondan sonra coin'i pump dump'la yazması. Evet, evet. Ve tabii beraberinde şey de söyleyelim. Kimsenin coin çıkarmasına aracılık, pazarlık yapmaması, pazarlamasına yardımcı olmaması ve kendi coin'ini çıkarmaması. Bu kısmen Bitcoin'e olan inancımdan kaynaklanıyor. Kısmen de yine ahlaki tehlike, moral hazard dediğimiz şey. Şimdi ilk dediğimle de, sahtekarlıklara evet, tabii ki. Sahtekarlıklara yol açma, yol açma ihtimali. Açma, zemin hazırlamamak. Için. Evet, zemin hazırlamamak hiç bu işlere başlama bile. ileride böyle bir parada kazan, Böyle bir saçmalığa Hiç bu yola girme. Listeleme biraz onunla daha çok ilgili. Dediğin gibi. Çünkü genelde şöyle oluyor piyasada. Şimdi piyasayı da anlatıyoruz sonuçta. Biz farkımızı da anlatıyoruz. Bize de çok geldikleri için biz de yani 10 senelik firmayız. Piyasada herkesi tanıyoruz. Bizim özel bir yerimiz var. Bunu bir da bilsin bir insanlar. Bir de de yani sadece... söyle burada. Geçen konuşmuştuk bir bundan birkaç ay önce. <laughs> e, geç isteliyorsunuz e, diye evet. size kızdıklarında bunun bir açıklaması var. Var var. Ama şunu söyleyeyim. Şimdi biz BTC Türk olarak yerli bir markayız. Sadece Türkiye'ye hizmet veren bir markayız. Ama dünyada herkes bizi tanır. Bu sektördeki saygı duyar ve bizim yerimiz özeldir. Şimdi ben bunları bazen söylediğim zaman Twitter'da millet inanmıyor, bilmiyor. Kendi açısından daha iki sene evvel keşfetmiş. Gelmiş ya BTC Türk falanca çok büyük firma falan diye şey yapıyor. Bunlar daha bu çok büyük şey yaptığınız firmalar daha yoktu ortada. Bunların sahipleri de McDonald's'da çalışıyordu biz bu işi yapmaya başladığımızda. Yani ben bunları biz şey yapmadığımız diye yani böyle anormal riskli Bilmiyorum. ve ihtiraslı şeyler yapıp da manyak manyak işler yapmadığımız belli bir fokus yaptık diye bizi şey zannetmesinler. Ve, bir, ve ben bu piyasada şeylerin hepsini biliyorum. Yani sahipleri, işte yöneticileri, Hepsi de gelmiştir zamanda ilişkilerimiz olmuştur. Bazılarını satın alma görüşmeleri yaptık ya. Yani e, çok ileri götürdük bir tanesiyle. Bazı çoğuyla şeylerimiz oldu. Biz yani biz birbirimizi biliriz endüstri içinde neyin ne olduğunu. Ve burada da gizli sırlar mırlar yoktur yani. Herkes bilir. Listeleme olayı da bunun gibi. Listelemede hemen hemen herkes yani şimdi tabii ki herkes liste yapamam. Bir sürü idri ufaklığı borsa var ama büyük borsaların hemen hemen hepsini istelemek için para alırlar. Şimdi Coin, zaten bu coin çıkarmak sürekli, e, para basma, şirketi kurmak veya para basma operasyonu yaratmak dediğimiz bu coin çıkarma işi şöyle çalışıyor. Bir grup insan bir araya geliyor. Bunların işte bir kısmı yazılımcı, bir kısmı pazarlamacı. Tamam mı? Biz bir coin çıkaralım. Para basma şeyimiz olsun. Nasıl yapacağız? Öyle herkes bir basınca olmuyor. Bir, bitcoin'i kopya çekiyoruz. Bitcoin olması lazım önce. E, desentralize, namuslu, tek başına 14 senedir takır takır işleyen o olmasa zaten bundan hiçbir olamaz. Olmazdı. Ne Ethereum olurdu, ne başka bir şey olurdu. Önce bu Bitcoin'in çakmasını yapacağız, tamam mı? Ve Bitcoin'in çakmasını yaparken teknolojik olarak 3-5 bir şeyini değiştireceğiz ve şunu diyeceğiz: Bitcoin yetersiz. Bak benimki daha can canlı. E, bunun işte bir pazarlama bütçesini oluşturacağız. İşte ee, bu bir ara ayağı daha var. Bir de ufak bir gruba bunu bedavadan veya çok ucuza dağıtacağız. Tamam mı? Grup yaratacağız. Community. Buna da topluluk diyorlar. Bak, hiçbir işte böyle topluluk, mopluluk olmaz. Kapitalizmde topluluk olmaz kardeşim. Eğer bir işte biz topluluğuz, mopluğuz diyorlarsa orada bir üç kağıt vardır. Beni dinlesinler e, insanlar. İşte bilmem ne topluluğu siz hiç McDonald's topluluğu, işte Amazon bilmem ne topluluğu veya işte say Coca-Cola'nın bilmem ne topluluğu, işte Toyota'nın bilmem ne duydunuz mu böyle bir şey kardeşim? Birileri bir şey üretir, müşterileri vardır, üretenler vardır. Ha fenleri menleri olur, fen clublar bir şeyler olur ama böyle bilmem ne toplu falan. Şimdi bunları dağıtıyorlar, bilmem ne topluluğu oluşturuyorlar tamam mı? Sonra gidiyorlar borsalara. Şimdi bunların listelenmesi lazım. Bunlar çünkü ellerinde bir sürü satacakları, daha da ileride para basacakları coin var. E Bunu yapabilmeleri için para kazanabilir gerçek para yani bitcoin veya işte harcayabilecekleri dolar, bu şeyleri satarak ne yapmaları lazım? Borsada listelenmesi lazım. Alışverişe önce açılması lazım. Daha sonra da talep görüp yükselmesi lazım. Fiyatı ki bunlar e, havadan yarattıkları şeyi satarak millete gerçek bir şey karşılığında ceplerinde olursun. Borsada listelenmesi şart. Ama şimdi gidip de iki tane bunun yolu var. Biri para vererek listelenmek. Para vererek derken de bazen nakit ayrı bir para. Bazen de o coin'den veriyorlar ki çıkar birlikteliği olsun borsayla. Coin yükselmesi borsanın böylece... Yani Borsa da tepeden boşaltsın malı diye. Bu da oluyor. Birinci şey bu endüstride yapılan. İkincisi de bu topluluk. Bu da ikisi birden yapılıyor genelde. Toplulukta şeyleri taciz ederler borsaları. Bunu listeleyin, bunu listeleyin, bunu listeleyin. Niye listeleyin diyor çok... Bak yine şeyi döneceğiz. <laughs> Abi herkes kendini düşünüyor. Yani bunu bilin yani. Bunu bir şey diyorsa bu coin'in toplu bilmem ne falan düşünmüyor. Onun cebinde coin'i var tamam mı? Birinin kafasına liste boşaltacak. Fiyat artsın. Ha, listelensin ki fiyat artsın. Başka birine şey yapsın. Tamam bizim işimiz bitti. Ortaklar olarak ilk kurucular, morucular, kor işte ilk kurucular bunlar. Çevresinde işte topluluk, mutluluk neyse. Baştan bir defalarca konuştuk. Ben bitcoin'in kalacağını, hepsi sıfıra gideceğine inanıyorum. Ama kimsenin de ne alıp ne sattığına karışacak değilim kardeşim. Ama ben bunun şeyine bu, bu aşamada alet olmam para karşılığı, listelemede, bilmem ne de, toplumun şeyinde alet olamam. Yani burada bir çizgi var. Yani bir yerde çizgi çekmen lazım değil mi? Bir burada çekiyoruz çizgiyi. Çektik. Şimdiye kadar çok geldiler. Of. Şey de tabii bunun arkasından bir tane daha değil, Kimsenin coin çıkarmasına yardımcı olmak. Ona da çok geldiler. Bak. Orada da şöyle oluyor. Tabii herkes şey gibi gelmiyor. Yani şey zannetmeyin böyle değil. Herkes böyle ellerini filmlerdeki gibi biz kötü adamız işte burgun yapacağız bilmem Ay ne falan gelmiyor. iş abi. yapma arzusu ha, var sonuçta. İş bir yapıp öğretmen. bir şey üretecek yani işe yarayacağına da inanıyor da olabilir kendisi falan. Bu kenara bırakın ama bize bir sürü insanlar geldi Türkiye'de. Yabancılar değil daha çok biz Türkiye'de çalıştığımız için. Yani fiziksel olarak gelip bu konuşulduğu için fikrimiz var. İşte biz böyle bir coin çıkarmak istiyoruz. Fikrimiz var. Bize yardımcı olabilir misiniz? İşte biz siz anlıyorsunuz, blockchain, blockchain, işte sonuçta nedir biraz anlıyorsan alt bir şeyinden bitcoin'i kopyalayıp bir nevi yüzde 80 kopya zaten hepsi bitcoin'in kopyası İşte kriptografi açık kriptografi işte blockchain, blockchain bu dediğimiz şeyler bitcoin'den kopyalanmış şeyler. Bunu da çalıştığı için buraya alıyorlar taşıyorlar orada yüzde 20'lik bir şey değiştirip farklılaştırıyorlar bir de jean logo bir isim buluyorlar falan. Sonra geliyorlar diyorum ki ya kardeşim diyorum. Ya soruyorum adamlara böyle samimi olarak. Çünkü işte referansta geliyor. herkese de görüşmüyoruz tabii yani. Referansta gelen işte insanlar bunlar. Diyor, sokaktan gelen adamlar değil. İlk sorum şöyle oluyor. Ya sen tamam sen bir şey yapmak istiyorsun. Ya bunu bunu niye bununla yapacaksın? Ya yani niye blockchain, niye coin olsun? Ya yani başka yolu var mı bunun? Varsa tek amacın para basmak. Başka bir amacın olamaz coin olarak yapmakta. Yani bu insanları hep böyle ya o yüzden de kibarca <laughs> işte kusura bakmayın biz bu işlere girmiyoruz. Ancak şöyle bir istisna var kafamda daha hiç olmadı. Olabilir. Bir oturmuş zaten çok e, müşterisi olan, çalışan, ekonomik mantığı olan bir loyalty, bir sadakat programı olur. İşte Türk Hava Yolları'nın milleri gibi. Tamam mı? Zaten bu var bir değer. Bunun coin'e çevrilip tokenize edilerek işte millerin ikinci elde alışveriş yapılması bir utility ekstra kazandırır. Çünkü sıfırdan bir şey yaratmıyorsun. Zaten var bu. Ama kapalı devre işte Türk Hava Yolları bunu e, tek bir database tutuyor. İşte kurallarını belirliyor. Satamıyorsun. Bazen devrede biliyorsun kuralları biraz fazla rigid. İşte atıyorum bir gün gelse Türk Hava Yolları dese ki bana e, biz bu miles and miles sistemini mil sistemini işte tokenize etmek istiyoruz. Bu böylece işte insanlar ikinci el token senin mile mi ihtiyacın var kardeşim? Parayla mil almak belki daha avantajlı gelecek o anda bilet fiyatından. Bu da bizim çıkarımıza işte bilmem ne bilmem ne bir mantığı var, ekonomik mantığı var der. Öyle bir şey olabilir. Bir rezerv kenarda tutuyor. Ama böyle garip garip bir, projemiz var. Biz bir coin çıkaracağız. E neyse işte yeşil enerji bilmem ne. Bakıyorsun buradan bakıyorum bir anlamı yok. Buradan bakıyorum bir anlamı yok. Ben kendim satın almayacağım. Aptalca buldum. Kimseye satmayacağım. Şey olarak bir şey dedim. Niye aracılık yapayım senin çıkarıp da satma? Şu olabilir mesela en çok konuştuğun yaklaşımda mantıklı olan şu olur. Ben sana mesela gelip diyebilirim ki benim bir fikrim var. var mı yoksa borç mu? Eee yok ben şimdi, şimdi kestim ama başta şimdi, şimdi aklıma geldi. <laughs> ee, benim bir fikrim bir koyun var. Ne çıkaralım zengin ha, olalım. ama yok. Şimdi sen dinleyerek nasıl nasıl yaklaşacağımı da düşündüm, buldum. Ee, ama şuna yaklaşırdım. Şuna, şuna bakardım yani. mesela bak böyle bir şey dinleyebilirdin. Benim bir fikrim var. Blockchain'i kullanarak, bu Bitcoin'in getirdiği bu teknolojiyi kullanarak şöyle şöyle avantajlarla böyle bir ürün, gerçek dünyada kullanılan bir ürün yapacağım. Siz de bir yazılım şirketinizsiniz esasında günün sonunda. Bütün bu hizmeti bir yazılım, arkada çalışan bir yazılım şeyiyle veriyorsunuz. Siber Security'sine kadar. Dolayısıyla siz de yazılım şirketisiniz. Benim bu yazılımı yapmama, bunu hayata geçmeme yardım edin. Ve bu Bitcoin'le çalışacak. Evet. Şimdi bu eğer gerçekten iyi bir fikirse... Ee, ben i̇şte maizde, şey gibi Belki yani. o ne oluyor ama Siz yaptığınız iş olmuyor ama sizin yazılım şirketiniz evet, evet. böyle bir yazılım hizmeti verebilir olabilir. ama sonuçta çünkü Bitcoin dolarla, euroyla da çalışabilir. ile de çalışabilir doğru. bu. Olabilir. Yani, yani soruda yazılım e, olması genel gelenler işte böyle çok iş istisnalar olabilir. Bir istisnayı ben kendim söyledim. işte mil işi gibi veya yani başka istisnalar da olabilir. olabilir ama genel olarak e, bizim şeyimiz coin çıkartılması, çünkü coin satılması. Ben ben Türk'ün kendi coin'ini de söyle yani niye yok? niye yok? Niye yok? Şimdi bu yüzden yoksa. Yani yüzden bu yüzden yok. Siz de para temelsel. çıkartmıyorsunuz. Ya şimdi bir kendimi kötü hissediyorum. Çünkü dediğim gibi bir şeyin alım satımını aracılık etmek başka bir şey. Bir şey çıkarıp satmak başka bir şey. Şimdi ben sıfır olacağını düşünsem de bu aracılık ettiğim alınıp satılan şeylerin ya ben satmıyorum. Ben almıyorum kardeşim millet senle Ahmet aranızda alıp satıyorsunuz. Ben sadece yazılım sunuyorum sana, hizmet sunuyorum. Güvenlik sunuyorum. Yani güvenlik sunuyorum. Yüzde yüz her şeyde garanti ben biliyorum diye de bir şey yok bu arada. Yani biz Bitcoin'in önüne bu sıfır belki de olmayacak yani. Biz de şey değiliz geleceği yüzde yüz gören. Bir yani arada şey. ben pazar yeri olarak çalışıyorum. Bu apayrı bir şey. Benim kendim bir şey yani ha bir yandan sıfıra gideceğini bildiğim veya öyle düşündüğüm bir şeyi samimi olarak gidip de Pazarlama, öyle bir şey hı, üretmek. çıkıp çıkarıp millete satıp işte ondan sonra bununla ve şöyle Sorunlu bir şey var. Gibi davranmayı e, ve ben da. bu coin çıkarmak isteyenlerin hepsine bunu söyledim. Bakın. Coin çıkarmak macunu, diş macunu tüpten çıkarmak gibidir. Geri sokamazsınız. Bu öbür işlere benzemez. Bu dağılıp gidiyor. Yani birilerinin cebine giriyor. Ya yani bunlar çünkü şey özellik itibariyle kripto kripto şey olduğu için self custody mümkün. Aldı, çekti cüzdanına koy. Ne takip bile edemiyorsun. Ben saldım piyasaya gitti. Başına bela ve sorumluluğun büyüklüğüne bak. Ya yani bir gün yaptın. Pardon ben yanlış yapmışım dediğinde nasıl geri saracaksın kardeşim? Yok ve bunları herkese öğüt, böyle öğüt veriyorum. Diyorum ki bak bu işlere bulaşmayın eğer çok böyle istisnai, çok böyle full düşünülmüş yoksa herkes coin çıkarıyor. Biz de çıkaralım diye. Herkes böyle geliyor çünkü. Herkes coin çıkarıyor. Bizim elimizde de bir şey var abi. Biz sebep bulduk. Biz de coin çıkaralım. Bizim coin'imizde de mesela onu da çok düşündük. Yani ben gerçekten bir utility bu loyalty programı gibi bir şey bir işe yarayan bir şey olur mu? Yarın öbür gün ayakta kalabilecek. işte beni utandırmayacak. Beni şey yapmayacak. Ben söyledim bunu. Yani ben pa sadece para için yaşamıyorum ya. Benim bir ismim, onurum, ailemin ismi var. Ben zaten rahatım ya. Hayatım benim keyfim yerinde. Aslında bunlara de bir rahatım. De, bir de yaptığım ve başarından zevk almak istiyorsun. Hayır o ama sadece para kazanmak da zevk vermiyor bana. Yani ben para kazanmayı bir oyun skoru gibi görüyorum açısını. Ama arkasında yatan hikaye ne? Ha, tabii. Para yani nasıl ka ya tabii. Ya nasıl ya bir çok para kazanmanın bin tane yolu var ya biliyoruz. Üç katla kazan kazanabilirsin. Para ay nasıl kazandığında öğrenebilmen lazım. Miras kalabilir. Kendin namusun ya çok o, farklı o, bunlar. O şeyin Saadettin Bey'in eee Sarang grubu yönetim kurulu başkanı benim patronum güzel bir lafı vardır. Başarı çok görecelidir der. Biz üniversitede de gidiyoruz çocuklara şeyler veriyoruz. Başarı çok görecelidir. Kimi için başarı 10 milyon dolar kazanmaktır. Kimi için başarı 150 ayrı sevgili yapmaktır. Kimi için başarı işte 100 metreye en hızlı koşmaktır falan filan. Başarı herkes için göreceli. Ama e, önemli olan başarı e, o başarıya ulaşmak için nelerden taviz verdiğindir. Dolayısıyla hani sen işini yaptın başarılı ama o başarıya ulaşırken ne ödünler verdin? Çünkü rüşvet bak, verdiysen veyahut e, da parasını tabi, tabi. çaldıysan, ya bak, bunu aldattıysan. Bir, bunu bir daha söyleyeyim. Yani hayat dersi olabilir veya neyse para kazanmanın işte bir tane yolu var diyoruz. Düzgün bir şekilde piyasada kimseye haksızlık, ayrıcalık elde etmeden, kimseye haksızlık yapmadan işte dürüst tüccar şeklinde para kazanmanın verdiği sadece keyif değil. Güç çok önemli bir şeydir. Şimdi siz üç kaatla da, dalavereyle para kazanırsanız, yani hırs normal hırsızlık içinde öyledir. Eee dolandırıcılık, üç kağıt işte tanıdığın kenarından gitme, devlet hortumlama, siyasi şey yerden para kazanma, rüşvet yani. yapan. Bunun para paranızın bir anlamı yok ki. Bugün öyle bir durumda bugün bir sürü insan var. Türkiye'de de böyle insanlar var çok paralı ama kazandığı parayı şey kazanamadığı için kendine ya bir telefonla oturup neyse. Şimdi dünyada da var böyle insanlar. Ben e, bunu açık söyleyeyim babamdan da çok gördüm. Bu benim için örnektir yani babam için de. Benim babam da işte belli başarılı olan bir adamdır. Ama hiçbir zaman böyle işlere girmediği için de kimseye eyvallahı yoktur. İşte biliyor insanlar tanıyanlar konuşmalarına bilmem. Bu, bu oluyor bu. Ya birine borcun olsa birine muhtaç olsan biri sayesinde bir yerlere gelsen böyle davranamazsın Konuşamazsın ya. Konuşamazsın böyle. Ya görüyorsunuz etraftaki insanları ne durumlara düşüyorlar. Milyar doları var diyor ya. Yatları katları var. Ne durumdalar evet. adamlar ya. Evet. Ve 10 milyon doların o 1 milyon doların olsun namusla kazanmış kimse seni tutamaz. Yani tabii tutamaz derken yani tabii ki zarar verebilir de yani şey duruma düşmezsin. O durumlara düşme riskini azalır. Başın dik olur. Tabii. Şimdi e, bir başka konu benim de şikayetçi olduğum bir konu. E, Şeyden bu, mi? Yaptıklarınızdan yaptıklarımızdan mı şikayetçisin? Hayır. Işte, yap <laughs> yaptıklarımızdan şikayetçiyim. Şöyle bir şikayetçiyim yaptıklarımızdan. E, oraya da espri olsun araya. Çünkü yani benim konuşacağım kripto endüstrisiydi ve ee, bu Bitcoin, Ethereum hikayesinden de ama sonra senin tweetini görünce senle de bu tweet üzerinden konuşmaya karar verince bu program böyle yapalım dedi bana Kerem. Bunları ben açmak istiyorum dedi. Biz onları onu öyle evirdik yani açıkçası. Bu kadar uzun olun da bilmiyordum tabii. <laughs> yani, ama, ama oraya gelmeden önce bir yani, şey. Şimdi 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 burada gerçekten yani bu program e, amatör ruhla çekilen çok profesyonel arkadaşlarla ama çok amatör ruhla çekilen bir program. E ben de benim hem kurucuları başta Kerem Oksara çok eski arkadaşlarım hem de ben de buranın müşterisiyim. bana da bu programlardan dolayı matarayı veriyorlar. Müşteri şikayetleri yani tam zamanında şikayet, değil. Müşteri şikayeti Neyse, tam tamam, buraya, şikayet örtüşüyor. şikayet tam buraya örtüşüyor düşüyor, burayla ölçüyor. Çünkü <laughs> alakalı yapacağım şikayet. ve bir içinde de bir ufak bir öneri var. kendimce ben de burada çok güzel matara alıyorum. İşte bir tane powerbank ettiler falan. Benim de böyle kazanımlarım var. Ama ben bunun aynı zamanda kitap? müşterisiyim. Kitap da aldım. Ha, kitap da yani. aldım. Yok şey de aldım. ve da, da aldım. Abi. Bana bana şirkete devamlı geliyor buradan böyle ürünler falan. Çok güzel. oldu. çok da başarılı teşekkür ediyorum pazarlama ekibine de. Ee, Amacımız ve... reklam yapmak ha, biliyorsunuz şimdi, ben yani. ben tamam, de, tamam. Kendimizi düşünüyoruz. Ben de dolayısıyla <laughs> ha, bunun dışında da başka bir şey yok. Ben de müşterisiyim buranın ve <laughs> ben de e, Bitcoin alıcısıyım. <laughs> Bitcoin'imi buradan alıyorum, saklıyorum, satmak istemiyorum. İhtiyacım olunca satmak Satma. zorunda kalıyorum. Ee, ama hep almaya çalışıyorum ee, ve trade etmiyorum. Ee, ama bazen böyle oturuyorum, bir mail geliyor sizden. Bugün sizin doğum gününüz. size bugün her şey ücretsiz, işlem ücretsiz. Ya, ya benim hiç işlem yapacağım falan <laughs> yok. Ücretsiz diye ben her gün <laughs> her doğum gününde sizin yüzünden para kaybediyorum. Tamam ben oturuyorum Hayır, ya. Bitcoin almayı Kardeşim, bir şey. de sonra sonra Trade hadi bu... yapma al sadece o da ücretsiz. Bitcoin al. İşte alacağım. Tamam da benim de zaten param olmadığı <laughs> gün geliyor mail. Tamam mı? O yüzden hiç e, faydası He. yok. Alın satın yapıp para kazanıp daha çok bitcoin alacaksın değil mi? Uyuyamak Herkes öyle. Şimdi benim. ama işlem hacminden para almayacağız <laughs> siz ya. Yani, işlem ücreti almayacağız deyince <laughs> o gün biz zarar ediyoruz. Sonra bir gün oturuyorum gene Ha, hani biz gün. de kar etmiyoruz ya, ya, gene onu. ya işte ya şirkette işimde gücümdeyim ya evdeyim ya bir şey ya telefonumdayım falan bakıyorum. Bir gün geliyor diyor ki siz bugün diyor müşterimiz oldunuz şu kadar yıl evvel. O, o da mı var? Bugün de ücretsiz. Lan doğum i̇şte, günü ben söyledim de onu kim icat onu bilmiyorum. onu da işte oraya <laughs> üye olduğun günde ikinci bir gün. Yılda iki gün zannediyoruz trade'den o. <laughs> işlem ücretlerini almaması. Şimdi burada da onu gördüm. Ha, sen ediyorsun da biz kâr etmiyoruz bu arada. Biliyorum Kavuş işte. Hayır yani. siz de para kazanmıyorsunuz. Mi? Bana işlemden para almıyorsunuz. <laughs> Şimdi, neyse dolayısıyla bu şu, şu çok önemli. Bu işin esprisiydi tabii. Ben e, buradan, ki, buradan önerim de şu. Yani e, trade etmek gerçekten bu e, şey değil. Bu ne kadar vadeyi uzatarak bunu bir yatırım olarak bunu bir birikiminizi e, yatırımdan da ziyade e, mevcut bu anlattığımız korap düzende kendi alım gücünüzü, emeğinizi, birikiminizi, tasarrufunuzu çok zor şartlarda elde parayı korumak için yaptığınız bir şey. Her şey e, ya, korumak e, aşağı Korumak için bir gidiyor yatırımcı spekülatör olmak zorundasın. E, Sisteme bak. Yani Kazandığın maalesef, yetmiyor. Maalesef, bile bir de, korumak de bir de paranın koruma derdi var. Atacağım. Para kazanma derdi bitiyor. Parayı koruma <laughs> derdi. Yani paranın alım gücünü koruma derdinden bahsediyoruz. Çünkü her şey başta e, en yavaşı dolar. Hepsi dolara bağlı daha hızlı ama. En sağlamı dolar bile her yıl %10 eriyor işte. Michael Seaton anlatmaya çalıştı. Red i̇şte, Queen. E, aynen evet. şey, Şimdi wondering. gelelim oradan işte espriyi geçelim. Yani mümkün olduğu kadar trade etmeyin. Mümkün olarak alıp tutmaya çalışın. E, gelelim oraya. Şimdi bu hacim meselesine. Sahte hacim yapmamanız. E, sahte hacim yapsın diye kimseye ücretsiz alım satım imkanı vermemiz. Şimdi orada iki tane şey var. Ve mesela büyük müşteri diye kimseye de alım satım ayrıcılık sağlamaz. Evet. Bunlar da mesela Şimdi son derece kıymetli Sahte hacim de dediğim orada aslında tarz. wash trade de denilen borsanın kendi içinde fiktif e, işlem aslında, yapması. Aslında hacim yaratmaya çalışıyoruz. Likitte yaratmaya çalışıyoruz. Evet. Likitte likitte de değil. Bir kısmen likitte bazen piyasa market making dediğimiz karşı taraf müşteri de olabilir bunların. Bazen de hiç müşteri olmasına izin vermezler arkadan sadece işlem geçirip bakın bizim ne kadar müşterimiz var. Siz de gelin gel gelidirim. Tamam mı? hacim. Evet. Yani boş restorana girmezsin ya. Evet. Ve sahte i̇çeride para ödemeyen, tutup. para ödemeyen insanlar ha, vardır manken içeride. Manken tutarsın böyle. Para ödemeyen. işte içeri dolu Bile, gösterirsin. Dolu görsün ki girsin diye. Ha, aynen öyle. Bu, bu en tipik üç katlardan biridir. Her borsa açan. Çünkü bu işte rekabet zor. Her zordu. restoran açan da demeyelim ama. <laughs> likidite çünkü likidite likiditeyi çeker. Bu işlerde sadece bu işte değil, diğer işlerde de yani borsada, işte başka piyasa, pokerde de böyledir mesela. Poker odasına gireceğin zaman iki tane poker odası var. E, Texas oldu mu oynayacaksın? Hangisinde daha fazla masa varsa, oyuncu varsa ona gidersin. Çünkü herkes oraya gider. E, rekabet etmek zorlaşır. Likidite likiditeyi çeker. Bunu borsa açan herkes de bunu bilir. Ya yani öğrenir veya başında hemen ilk öğrendiği şey bu oldu. E, var olmuş established işte zaten müşterisi olan baştan girenlerle rekabet etmek zordur. Bizim en büyük şanslarımızdan biri de buydu açıkçası. Yani erken olmak, önden müşteri Bir şey olmak. yapmak e, işimizi kolaylaştırdı. Yoksa biz çok dahiyiz, mahiyiz falan diye değil yani. Birazcık işte tesadüf şans da e, var. Yani ilk olmak işini doğru yaptığında e, herkes evet. sağlam olan tercih ediyor. Evet. Şimdi sağlam Şimdi bu e, düz üç bunu en büyüklerde dahil herkes yaptı, yapıyor. Biz yapmıyoruz bunu söyleyeyim. İnanlara inanmaz. Bunun denetlen denetlenmesi de var ama biz denetlediler, denetliyorlar Yani organik mi işlem hacminiz yoksa e, evet. sahte mi? Şöyle bizi biz trade yapıyor muyuz? Başkaları işte tradeler ne kadar şey de, denetleyenler var. Neyse oraya girmeyeceğim. Bir de e, şey vardır, e, market making diye ya bedava ya da borsa üstüne para verir, trader'e gerçek trade etsin diye parasıyla gelip piyasa yapsın. Ee, ona da bir ücret veriyor ücret yani. öderler Yani e, iyi kadın bedava yapmaktır bedavaya da bulamazsın bazen adam tamam mı çünkü para başka verenler, şey yoktur üzerine para verirler bırakın komisyon almayı yani biz komisyon alıyoruz yani müşteriden İşlem yapsın diye para İşlem veriyorsunuz İşlem yapsın diye para verenler var şimdi <gülüyor> 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 bu bizim yaptığımız şeylerin e, hacmin hepsi gerçek müşteri hacmi olmasının yanına Hepsi de ücretli hacimdir ha. Yani bedava bile yok. Yani bırak o doğum günlerinde mi, var bir tek. Ha, doğum günleri. O da işte var. zaten olmasın diyorum. Bir ben. de Tabii. işte Teter'de işte ilk Teter çiftlerini açtığımızda evet. bir süre var. Kampanya olarak Yani herkese açık. Spesifik böyle adamlara değil. Tabii. Ve bu endüstri de başta söyledim ya bizi tanırlar biz onları tanırız konuşuruz konuşuruz. En bizi bakıp bizim işte bilgi alan biz tanıyanların en şey yaptığı şaşırdığı şey budur. Bu çünkü herkes yapar. Bak en büyüklerde bile. Bazı Nasıl bu kadar organiksiniz mi diyorlar yani? Evet. Ve sadece spot yapmamız da mesela bizde kaldıraç maldıraç yok ya, landing, landing bilmem ne yok. Sadece spotla siz nasıl bu kadar başarılı para kazanıyorsunuz diye gelip de böyle ağızları çık bakıyorlar. Ama bu şey gibi, bu market maker'lar bir, şöyle bir olay oluyor. Başta biz hiç hep organikten gittiğimiz için ve çok uzun zaman aldığı için bu bir yere biriktirmek, gerçek bir şey biriktirdik. Yani müşteri tabanı biriktirdik. Bu sayede bize gerçekten para ödeyerek market maker geliyor. Yani başkalarına para adamla alan adamlar bize para ödüyorlar hala. Niye biliyor musun? Bize çünkü organik müşteri var. hayır, sağlıklı bir pazar sağlıklı var. Sağlıklı pazar var. Orada diyor ki adam senin zaten organik müşterin yok. Ben seninle geleceğim. Trade yapacaksam sen beni bana para ödemen lazım diyor. Ona ödüyorlar. Ve o geldiği için de başka müşteri kazanmaya çalışıyor. Onlar tersten gidiyorlar. Biz böyle gidiyoruz. Ve bu konuda da çok şanslıyız. Eski olmanın da getirdi. Biraz da dik durmanın İlk olmanın dik e, ilk olmanın, işte, dik işte, durmanın, sermaye biriktirmenin, yalpalamamanın falan, falan filan şeyleri ve İyi hizmet vermek de tabii yani e, bu çok zor bir şey bizim yaptığımız iş. Ben Biz ara ara hep kendimizi sorgularız. Yani sadece ne kadar daha çok para kazanırız sorgulaması değil bu. Yani işte pazarlama nasıl oldu bilmem ne falan. Yani bu genelde tepede özgür. Ben işte konuşuruz arada falan. Nasıl oluyor da işte bu biz buraya nasıl geldik? İşte bu nasıl oldu da bu şeyleri yaptık falan. Ve e, tabii ki bu arada verdiğin bir tane basit gibi görünen karar 10 sene içinde böyle minik minik kararlar getiriyor bunları buraya. Müşteren Müşteren sistemiyle, ya. Referans sistemiyle referans bile işte para için diyor. başka borsa iftira çek konuma. Tabii tabii bakmayacağım. Orada o da endüstrinin parçası maalesef. Bir Şimdi, de şey var arkasında. İş bir reklamı da müşterine kazanç ha, vaat etmez. Tamam o ayrı. Şimdi e, 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 bu referans e, 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 sistemini e, bir ele alayım. Şimdi referans sistemi. Bu son ama zaten bunu toparlayabilsin yani diyecekler. Yani. Affiliate marketing de deniyor. Bu bir sürü şeyde yapılıyor işte. Birini getir sana bir kod veriyor. Hesap açılıyorlar. Sen adam getirdiğin kadar getirdiğin adamın bıraktığı paradan pay alıyorsun. Tamam Daha ama bunda bir şey var. Şey bunda... Şimdi bir dakika. Hı. Bunda bir şey yok ama... Benim bir arkadaş, arkadaş vardı çünkü de getirdim. Biliyorum. <gülüyor> şimdi <gülüyor> ahlaki, ahlaki tehlike ederken buradan o sitem dediğin şeye şey... Bağlayacağım. Ha, o bir iftira pozisyonu <laughs> var borsalara. Şimdi bu normal sıradan insanlar için çok cazip değil. Sen çünkü sıradan Barış Ertuğrul'a kaç kişi getireceksin? Yani iki tane, üç tane arkadaşını getirirsin. Onu da getireyim. <laughs> <laughs> şimdi bu iş neye dönüşüyor? Özellikle şimdi sosyal medya fenomeni diyen kendine böyle takipçili zibidiler var. Tamam mı? Açık söyleyeyim. Bunlar daha çoluk çocuk. İşte bir boğa, boğa piyasası görüyoruz, yakalamışlar. Görüyoruz, görüyoruz onları. Boğa piyasasında kendileri, böyle... Kendileri büyük bir, <laughs> dünya devi portföyüsü zannediyorlar. Boğa, Hayatlarında... şimdi boğa piyasasında öyle oluyor. Herkes para kazandığı için. Bunlar da bir yandan da ağızları laf yapıyor. Sosyal medyada söyledikleri doğru çıkıyor ya. Her şey takip etmeyenler tabii şey zannediyor bunları. Bir şey biliyor zannediyor. Takip etmeye başlıyor. Şimdi takipçisi çok olan adamlara bu sistemlerle birleşince ne oluyor? Adam 100 bin tane takipçisi var, 50 bin tane takipçisi var. Bunların sırtından para kazanmak zorunda. Bunların Bunları yani elinin altında çok adam var yollayabileceği, üzerinden para kazanabileceği ortak e, bu sistemi kullanan borsalar üzerinden. Ne yapmaya gidiyor? Pazarlama yapmaya çalışıyor. Şimdi pazarlama yaparken yani şu borsada işlem yapın benim referansım ha. oluyor. diyor. Ama bunu yaparken buna yetinmiyor. Ne yapıyor? Ya övmesi yani kendi ortak ol yani yolladığı şey övmesi lazım. O hanutçuluktur yani kapalı çarşıda da olan şeyler bunlar ama. Gel buradan alışveriş yap. Buradan alışveriş yap, komisyon alacağım ben senden. Şimdi oradan alma, orası boktan. Niye boktan? Sana komisyon vermediği için demiyor tabii. Tamam mı? Hep diyor ki Burası diyor böyle yaramaz diyor. Bu işte şey olur. Bu böyledir. Şu şöyledir. Siz benim atıyorum. dediğim yerde ha. oynayın. Siz burada burası çok iyi iyidir, mok iyidir falan filan diyor. Böyle bir e, ahlaksız yani. E, e, birliktelik yani arka planda e, şeyin farkında olmadığı o kurban olan kurban demeyelim de işte. Bunların yönlendirdiği. Sonuçta o kurban diye bir şey ha. değil ama müşteri müşterisini yönlendirdiği yeri evet. övmek için ve rekabet bu, ve bu şeyin suçu da değil ha. Ya yani borsalarım. Ve ben bunu çok düşündüm. Biz de böyle bir sistem getirsek. Çünkü şöyle yapabilirsin. ne bilirsin ki sen ben hayır senin kontrolünden çıkıyor. Şimdi iki öbür tarafa da bağlayacağım. Şimdi adam kendi başına senin pazarlamanı yapıyor. Para kazanacak diye. Sen sistemi kurmuşsun. Incentive mekanizması. Sana ne kadar Çıkarsın. müşteri gelse para kazanacağı için içinde. Şimdi adam ne dediğini sen konuyor. Belki tasvip etmiyorsun borsa sahibi olarak. Borsa olarak adamın yaptıklarını. Ama kontrol edebilme ihtimalin çok düşük veya zor veya zahmetli veya onlarla mı uğraşacaksın? Evet. Ve bunlar da dediğim gibi normal insan yani şey çocuk ya bu çoluk çocuk zibidi garip garip tipler bunlar. Yani e, aklı başında efendi başka bir şey başarmış hayatında daha önce inşallah falan tipler değil. Çok, yani bir şirket bir en, doğru bir tanım, şey değil. en doğru bir En doğru çoluk çocuk olması. ya yani bunlarla biz çok düşündük zamanında. Bunlarla sırf affiliate marketingi değil ama başka türlü iş Hani var ya e, fenomen menemen yapıyorlar yani marketing bir parçası pazarlamanın. Ve biz işte ikinci öbür şeye de bağlayacağım burada pazarlamada. Biz pazarlamada işte bizim pazarlamadaki arkadaşların işi biraz daha zor. Çünkü ben hep böyle çizgi çizerim yani. E, kırmızı çizgiler çizerim. Bunların dışına çıkmayacaksınız. Başkaları yapıyor olabilir. Biz yapmayacağız. Biz yapmayacağız kardeşim. İşte kazanç vaat etmek e, bunlardan biri. Ee, Bitcoin'den başka işte coin'leri çıkarıp bak kobi yeni bir coin çıktı. Bu coin'in çok kazanırsınız. Gelin bizden alın. Biz bu işlem çiftini açtık. Ha, açtık. Sadece o açtık da değil. İşte açtık diyoruz. O kadar. Tek dediğimiz bu. İşlem çiftini bu coin'e ekledik. Riskleri. Şunlarda risk bildirimimiz var. Eşek kadar. Hayır ama bundan alın demiyorsun. Açtık diyorsun. Ha, açtık. listele Listelemeye karar verdik diyoruz. İster istemez zaman şöyle bir şey oluyor. Yani biz her şeyi baştan daha önce de söylemiştim ya. Hemen baştan listelemiyoruz. Listeleme parası alıyoruz Bir derinlik oluşması. Ama şöyle bir şey oldu. Bizim itibarımız yüzünden yıllarca dediğimiz şeyde bu sefer ya bunlar listeliyorsa bu iyi kazanır demeye başladı müşteriler. Bu da böyle bir şey yok. Bir daha söylüyorum. Biz listeliyoruz diye herhangi bir coine referans olup bu yükselecek diye bir şey söylemiyoruz. Söylemiyorum. Bak baştan bir daha söylüyorum. Bitcoin dışında bir şey zaten almayın. Ama... Şu dediğin şey önemli likidite olması. Ben çünkü bir hizmet sağlıyorum. Yani bir insanın alıp satmasına aracılık ediyorum ama e sen şu an, bir pazar bir pazar yeri e, şeyisin sen ama senden alan sana Tabii. muhtaç olmak zorunda kalmamalı bu para yani, çevirmek için. Evet. Yani bir ya başka şey, yerde de ben satabilmeli. Ben delist ettiğimde, delist edersem, delist ettiğimde başka bir yerde satabilmeli. Artı likiditesi derinliği olmalı. Bir sürü borsada ki manipüle da edilme daha az manipüle edilme ihtimali olsun. Yani çünkü bazıları bir ne tane... Ne kadar o... derin olsa o kadar hareketlilik de ona evet. göre olur ya bu... Sağlıklı olur yani. Bunu düşündüğümüz için yapıyoruz. Onun dışında ya, ya var sonuçta şey? Sonuçta bütün bunlar hayır. Hepsi bunların e, sonunda da zaten buna bağlamışsın. Yani bizim işimiz demişsin. Müşterine başta bir olmak üzere dijital varlık alımlarında arıcılık etmektir. Onları saklamaktır. E, ve değişik işlem döndüğünde de bankacılık sistemine transfer olmasıdır. E, biz de bunu en iyi deneyimi sunuyoruz. Başka hiçbir vaadimiz ve çalışmamız yok Aynen. noktasına bak, bağlamışsın. Ve çok da huzurluyum. İşte geçen programda ya birkaç program önceydi galiba. Çükrü ile konuştuk. Ben ne kadar Bitcoin maksimalisti olsam da eleştiriler geliyor bu konularda. Onlara da hassasım diyeyim ya. Yani çok hassas değilim tabii ama be bu be, yani şey yapıyor bunları ben de düşünüyorum. Bunu bilsin insanlar. Yani biz burada oturup da illa işte e, şu kadar para kazanacağız bir daha tekrarlıyorum. Yani bir sürü şey değerlendiriyoruz her şeyi yaparken. 10 kere tartıyoruz, 5 kere şey yapıyoruz, tartışıyoruz. Zamanla bazen bir karar veriyoruz, zamanla kararlarımız değiştiği oluyor. Bu olmuyor değil. Ama hep endüstriyi nasıl koruruz? İşte Bitcoin'i özellikle yer altına itmeden. Çünkü Bitcoin yok edilecek bir şey değil. Yasaklansa bile yer aldı. Belki daha hayırlı konuşmuştuk onu. Yani Bitcoin ölecek bir şey değil kardeşim. Ama Ortada yani legal olarak kolay bir şekilde ulaşılması ne kadar kolay olursa o kadar çok insan ulaşıp faydalanabilir diye uğraşıyorum ben. Şu var abi yani sonuçta ben de yani mesela buranın müşterisi olarak Bitcoin ve Tether dışındakilerle ve ve Türk lirası dışında işlem yapmıyorum. Ama ben ben de dahil sen de dahil hiç kimsenin bir başkasının tasarrufu bir başkasının girişimciliği bir başkasının yatırım yapma kabiliyeti ve risk anlayışı yani ilgili de kendimizi, kendimizi kendimizi e, otorite olarak görmeyi kibir olarak görüyorum. Biz en güvendiğimiz bak biz en güvendiğimiz şu programı yapma sebebimiz olan motivasyonumuz olan başka da bir motivasyonumuzun olmadığını da söylüyoruz. E, başka bir kazancımız olmadığını da söylüyoruz. Bunu bir sosyal sorumluluk, bir kamu spotu gibi kendimize görüyoruz. İnsanlara inandığımız şeyleri anlatalım. Onlar da bunları düşünsünler tarihle beraber sorgulasınlar diye anlatıyoruz. E, bunda bile biz %100 Böyle olacak diyemiyoruz. Abi yani bir... Yani Demin sen bile e, söyledin tamam, belki ben de. ben istediğim kadar emin konuşayım kendimden. Bir kere %100 bilecek diye bir şey ya öyle bir şey mümkün mü yani? Evet. Geleceği %100 bilecek diye. Mümkün değil. Kesin mutlak bilemem. İkincisi paternalist böyle babacığı böyle tepeden bakan işte ben bunları işte kontrol edeyim, yönlendireyim, manipüle edeyim veya işte... En iyi ben biliyorum en iyi beni ben dinlesinler. Dirim, beni dinlesinler ve ona mecbur edeyim aksiyonlarımla diye bir şey girmem. Ben geçen de anlattım. Kendi çocuklarıma yapamıyorum ya. Yani yetişkin adamları nasıl ben şey yapabilirim? Yani ben sadece fikrimi söylüyorum işte bu aralarda tweet atıyorum falan. Yani gizli de sakla. Yani yalan da söylemiyorum. Samimiyetsizlik de yapmıyorum. Yapmadığım bir şeyi söylemiştin. Yani gizli saklı bir şeyler de Ajandam çevirmiyorum. Yok. Ajandam yok. Diyorum ki böyle böyle kardeşim burada imkanınız var. Bence yapmayın yani. Evet. Yani o bunu yaptıktan sonra içim rahat açacağız, evet. söyleyeyim. Evet. Onu Güzel. ama Güzel. yine de tekrar vurguluyorum. Vurguladım. Güzel bu 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 yani sizin Bu arada şey yapıyorum. Yani zamanlamaları da işte coin ekliyoruz mesela. Bir sürü coin ekledik daha yeni. Bu arada tekrar sadece Bitcoin alın. Yani tekrar hatırlatmaları da onun üzerine yapıyorum ki şimdi değişen bir şey yok Aynen yani anladın işte mı? sen? sen sen pazara bir hizmet veriyorsun. Senin kişisel fikrin bunlar bu arada. Dolayısıyla evet. kimsenin ne yapacağını da bağlayıcı davranman, sınırlaman da doğru değil. Böyle bir sektörde hele böyle liberteryan bir yani almaz. İşe de işe yaramıyor abi. Onu ben ya yaramayacağını biliyorsun. Yani ben. olmuyor. Yani zaten herkes ben kendi ediyorum. yani Bitcoin alın deyip durma zaten. Daha çok <laughs> alacaklar sende. Dediğin için almadıklarını düşünüyorum. biraz da geçiyor <laughs> <soru> gösteriyor. Hani <laughs> biraz artık yeter. Yani biraz almayın yani. desen fiyat bir %10 falan artar abi diye düşünüyorum ne kadar az ikna kabiliyet olan bir e, insanım ya yani. gerçekten enteresan yani. fikirleri değerli ama ama <laughs> ikna kabiliyeti Sıfır Aynı abi şey. insanım ne <laughs> kal Allah Allah yani Peki. İnsan bazen şey oluyor yani o, burada cansağlımız da biz, var biz, biz, senin niyetini, biz senin niyetini biliyoruz niyetin iyi ee, inşallah söylemediğinde de bitcoin nasıl <laughs> iyi olacağını göreceksin ha bu arada Sonuçta bir, bir bağlarken bir şey daha söyleyeyim ekleyeyim. baştan söylemiştik galiba da ee, bu tip şeyler hep regülasyon, işte regülasyon lazım mı falan diye konuların arkasından geliyor genelde. Ee, ben yani kısmen hepsini değil ama bunların bir kısmına o zaman değiniyorum o tip şeylerde. Ee, şöyle bir şey oldu, ben bunu tabii tahmin etmiyordum, beklemiyordum. Ee, ama yaptığımız şeylerin sonucunda doğal gelişen bir şey oldu. Ee, Türkiye'de 10 senedir varız ve bir regülasyon çıkmadı. Çıkabilirdi, yasaklanabilirdi, kısıtlanabilirdi, garip garip şeyler olabilirdi olmadı. bunun en büyük sebeplerinden biri biziz. ya yani biz regüle ediyoruz piyasayı ve bu şu demek. Piyasanın aktörleri, kar amaçlı aktörleri de piyasayı regüle edebilirler. Tabii ki bizim kolluk gücümüz yok. Yani milleti zorlayamayız. Şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın. Ama örnek oluyoruz. Bu da önemli bir şeydir. Sadece örnek oluyoruz şey anlamında değil. İşte ha bunlar çok iyi, baba, firma, biz bunları örnek alalım falan diye de değil. Şöyle de oluyor. Şimdi bunlar yapmıyorsa bir bildikleri vardır. İşte düşünüyor çünkü herkes düşünüyor, hesaplıyor. Onu mu yapayım, onu mu yapayım? Diğerleri. Şimdi şu var bir kere yapacak teknolojisi var, parası ha, var. Ne yapmıyor? Evet, biz niye yapmıyoruz kardeşim? Yani bir ge, yani ya şöyle düşüneceğiz ya bunlar gerizekalı diye düşünecekler bizim e, için. Olsaydı buraya gelmezdi. Ha. Ya da bir bildikleri var, bir şey plan yani ve açıkta kalabiliriz diye düşüyorlar. Bunlar yapmıyor. Bunlar lider. İşte en eskisi biz buna. Ya bizim bu başımız yanmasın. Ha. Ya yine yapanlar sapana oluyor. Tabii ki yani %100 kontrol edemiyoruz ama bu bile beni çok kendi içimde gururlandırıyor ve bir başta da şaşırttı biraz. Ya piyasaya referans olmak. Evet. Yani e, bu daha önce işte. benim yaşadığım bir şey değildi çünkü. Yani Burada e, tabii şu da var yani hükümetle de mesela devlet yönetenler hayır, de bugüne kadar o, o da geliyor. hayır o da zaten bakıyor senin işi bu şekilde incelediğinde ve endüstrinin dünyada ve yani ülkede arada, ne renkliğini seni özel, sana değer veriyor. Şimdi regülasyon demek ne? şu demek. Sektöre özel bazı kanun ve kurallar ki o sektörün doğasından dolayı hırsızlık dolandırıcı falan olmasın. Yani asıl şey bu. Tamam mı? Evet. Şimdi regülasyon bu ha, demek. regülasyon aslında bu demek genç Bu şey demek değil bizi kimse bakmıyor. Bizi herkes denetliyor ya. Biz masak yükümlüsüyüz. Bak. Bizi SPK, BDDK, Merkez yani maliye. kısa bu maliye, vergi şeyleri her şeyimizi didik didik denetliyor ve didik didik diyorum. Böyle şey dükkanı gibi, ayakkabıcı dükkanı gibi değil biz. Çünkü acayip değişik bir iş yapıyoruz. Yepyeni bir sektördeyiz. Bir sürü paralar dönüyor. Milletin parasını saklıyoruz. Bize sinir olan Böyle büyük bin tane firma var finansal şeylerde. Yani bunlar ve hayret içinde de bakıyorlar. Konuşuyorlar işte bunlar nasıl regüle olmaz bu kadar para. Biz sizden daha düzgün çalışıyoruz kardeşim gel. Hadi açalım defterleri. Sen çok regüle oturmuş büyük finansal kuruluşsun ya. Gel hadi bakalım. Sen ne yapıyorsun koy. Biz yapalım. Ne yapalım. Hadi Şimdi biz şey bizim içte işte işlerimiz, kontrol mekanizmalarımız, para... Gel bir bak. Çünkü biz şey değiliz yani bir... bir ben geri zekalı değilim. Milletin ne diyeceğini, ne isteyeceğini, ne yapmam gerektiğini biliyorum zaten. Kimsenin gelip de bana işte böyle yapacaksın. iki tane memur yollayıp işte regulasyon var böyle yapacaksın demesine gerek yok. Bir namuslu iş yapmanın ne demek olduğunu biliyorum. İki devlet ve bu kurumların yarın öbür gün geldiğinde neye bakacaklarını, ne mazeret üreteceklerini, ne soracaklarını da biliyorum. Ve ben zaten bu işin yani bazen abarttığımız da oluyor açıkçası. Yani başkalarından çok daha hassas davrandığımız için müşteri kaybediyoruz. Başkalarının yapmadığını biliyorum. Yine de aynı sepete, aynı kefeye konuyoruz maalesef. Ama bu da bunun bedeli belki de. Ve biz bunları gay, ve bunları da dediğim gibi yani böyle kendimizi işte feda ederek, şehitlik yaparak falan değil. Yani doğru bunların yapmak hepsini adına. doğru yapmak. Uzun vadede de Bundan capital kazanç çıkmak. Evet. Bizim bugün marka ya, değerimizin bu kadar... Moral ve maddi kazanç çıkmak. Bizim marka değerimizin bu kadar yüksek şekilde değerinin bu kadar yüksek olmasının en büyük sebebi bu. Yoksa Tabii ki future cash flow dedik ya geçmiş ki kazandığın para bir göstergedir. Ama millet gelecekteki kazanacağın para için senden bir şey satın alır, hisse satın alır. Şimdi gelecekteki kazanacağın şeyin bir sürü faktörü var. Yani işini düzgün mü yapıyorsun? itibar, şeyin, çok önemli. itibar en önemli şeylerden biri bu sektörde evet. ve ve biz bunu akıllıca da olduğunu düşünüyorum. Yani hem ahlaklı hem akıllıca. Zaten ikisi aynı şeydir. Yani neyse bu çok derin Zaten konu ama derin konu. E, ikisi aynı şeydir ve biz böyle davrandığımız için de bir şeyim yok şikayetim yok ama insanlar bilsin de istiyorum yani çünkü bazen gerçekten üzülüyorum bakıyorum takip ediyorum millet ne diyor müşteriler ne diyor genelde olumlu yani çok kötü değil şikayetim yok ama arada bir böyle gözüme çarpan şeyler oluyor bu tweet atmamın sebebi işte bu FTX battıktan sonra dediğim gibi attım ben bu tweet'i çünkü böyle bir şey olduğu zaman herkes aynı kefeye konduğu için bütün borsalar işte bir şey oluyor bak gördünüz mü borsalar işte e kardeşim biz işimizi yani biz FTX'te aynı mıyız veya biz Todex diye bir işte çocuk vardı o battı. Biz aynı mıyız? Biz neler yaptık neler yapmadık bir bakın yani. Bir... Bunlar bakılıyor ama bunlar çok yani böyle tek tük bu şeylere de fazla genelleyerek e, kapılmamak lazım. Evet bu, bu endüstriyi konuştuk. E, sizin yaptığınız işi e, neyi ne hangi zihniyetle yaptığınızı konuştuk. Tebrik ediyorum ben de e, bir müşteriniz olarak. Herkese de e, güzel bir hafta diliyorum. E, başka bir programda, başka bir asla programında Satoshi TV'de başka bir konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın. thank okay. you